Sevgili çocuklar, ben Wolfgang Amadeus Mozart. 27 Ocak 1756'da Avusturya'da Salzburg şehrinde doğdum. Babam Leopold Mozart, Salzburg Başpiskoposluğu Saray Orkestrası'nda keman çalan, birçok besteler ve keman için bir metot yazan bir müzikçiydi. 9 yaşıma geldiğimde maceracı ruhum beni yazı yazmayla tanıştırdı. Sürekli yazılar yazmaya başladım. Liseyi bitirdikten sonra çalışmak için Paris'e gittim. Aynı zamanda da aile mesleği olan avukatlık için eğitimime başladım. Ancak okul hayatından çok yazın hayatıma öncelik verdim. Ve en sonunda 1848 yılının ortalarında Paris'te çıkan bir dergide Dünyanın Merkezine Seyahat adlı hikayem bölüm bölüm yayınlanmaya başladı. Merhaba sevgili çocuklar. Adım George William Bambi. 28 Kasım 1765 yılında İngiltere'nin Denver şehrinde doğdum. Babam Matthew Pepper Manby kaptandı. Babamın işi nedeniyle farklı okullarda öğrenimime devam ettim. Parasal yükümlülüklerim yüzünden Suç ve Ceza ve Kumarbaz gibi yapıtları olağanüstü bir hızla yazdım. Su altından ayrılamıyordum. Su altında geçirdiğim süre bana az geliyordu. Bu nedenle su altında kalma süresini uzatmak için içinde sıkıştırılmış hava bulunan tüpleri ve kendi dalış takımlarımı icat ettim. Bu aygıt tanıştığım mühendisler tarafından geliştirildi ve scuba adını aldı. Anlamı su altında kendi kendine soluma aygıtı. Scuba benim araştırmalarımı daha da hızlandırdı ve geliştirdi. 1948'de kaptan oldum. Birçok insan beni bu isimle bilir. Kaptan Cousteau. Çok çalıştım ve Viyana Üniversitesi'ne gittim. 4 yıl fizik ve doğal tarih öğrenimi gördüm. Tüm bu eğitim süreci boyunca sürekli aklımı kurcalayan tek şey vardı. O da kalıtım, yani genetik. Önceleri yaptığım roket çalışmalarım savaşlarda kullanıldı ama benim asıl amacım uzaya gidecek gelişmiş roket tasarlamaktı. Merhaba sevgili çocuklar. Ben İbn-i Sina. 980 yılında babam Abdullah, maliyeye ait bir görevle Buhara'dayken dünyaya geldim. Zekam ve çalışkanlığımla 18 yaşında çağımın bütün ilimlerini öğrendim. Sizler de hayatınızı merak ederek ve araştırarak geçirirseniz mutlaka sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Araştırmaktan hiç yılmayın. Hoşça kalın.